hem zemin geçitinin bariyerleri kapanmıştı ki önde bir tır duruyordu. Ortada ise yine bir servis aracı. Arkadan gelen harfiyat kamyonu hızla servis aracını çarparak tırla kendisi arasında sıkıştırdı. Neyse ki 10 saniye farkla tren geçmişti. 3 şoförün karıştığı kazada polis şu anda şoförlerin ifadesine başvuruyor. Evet, 4 Eylül'de 7 can gitmişti Velimeşe Henzemin Geçit'te. Şu anda Veliköy Henzemin Geçit'te bu ilginç kaza gerçekten akıllara durgunluk veriyor. 90 km hızla gelip bana çarptı. Bana çarptıktan sonra ben arkadaşa... Kaza tam burada mı oldu? Kaza tam şu direğin orada oldu. Direkten bu kadar sürüklendi 3 araç. 3 araç öyle sürüklendi. Yani biz dedik bize tren çarptı herhalde. Yani öyle bir kaza atlattık. Allah kimseye çarpmasın. Bu bir kaza değil bu arada. Bir cinayet. 4 Eylül'de Velimeşe'de yaşanan tren kazasının ardından Veliköy Henzemin Geçit'te bu oldu. Yani cinayet işleyecek. Yine bir yük kamyonu. Yine bir rezillik. Hayır yok abi yok. Yaralı yok mu? Şoförler bir gelsin arkadaşlar. Evet abi. Devlet bir şoförler bir getirin. Kendi aranızda tutarız. Evet, 4 Eylül'de Velimeşe Henzemin Geçit'te bir servis kazası olmuştu. Şu anda Veliköy Henzemin Geçit'teyiz. Tren geçiş esnasında bariyerler kapanınca arkadan hızlı gelen bir harfiyat aracı ortadaki servis aracına çarptı. Öbür araç da öndeki araca vurarak yaklaşık 50 metre ötede durabildi. Neyse ki 10 saniye farkla kaza maddi hasarlı, 3 araçlı maddi hasarla atlatıldı. Evet. 06 Diyarbakır Ceyhan 6636 plakalı harfiyat aracı. İşte gördüğünüz gibi. Neyse ki servis aracında kimse yok. Olay bu şekilde. Veliköy Henzemin Geçit'te yaşanan ilginç kaza. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir kaza. 4 Eylül'de Velimeşe'de 7 can gitmişti. Bugün de buradan tren geçerken gördüğünüz gibi bu bariyerler kapalıydı. Önden bir tır geçiyordu. Arkadan ortada servis aracı yukarıda durmuştu ama arkadan gelen harfiyat aracı, bu harfiyat aracı hızını alamayınca araçları birbirine kattı ve burada neyse ki facia ucuz atlatıldı. Yani arka koltuk komple göçmüş vaziyette. Servis aracının geldiği durum bu. İki araç arasında sıkıştı. Neyse ki o esnada 10 saniye önce kapalı olan Henzemin Geçit'ten tren geçmişti ve bu kazada bu şekilde maddi hasarla atlatıldı ama hiç ders almıyoruz. Özellikle harfiyat kamyonlarının, büyük araçların geçişleri, süratleri maalesef kontrol edilmiyor. Alpay Bey çok geçmiş olsun. Kötü bir, feci bir kaza atlattınız. Evet. Nasıl oldu kaza? Kaza Henzemin Geçit'te durduk. Bariyerler kapalıydı. Arkamda otobüs vardı, minibüs, servis şoförü. Onun arkasında harfiyat arabası duramadı, geldi, vurdu. Servis şoförü de bana vurdu. Tam ucuz atlattık yani, öyle diyebilirim yani. Kazadan hemen sonra 50 metre sürüklendiniz. Tabii 50 metre sürüklendik. 5 saniye sonra da tren geçti. Evet, kopan bariyer, kaza sonrası kopan bariyer gar görevlileri tarafından yerine monte ediliyor. Çünkü biraz sonra bir tren daha geçecek. Bir kazaya sebebiyet vermemek için kopan bariyer. Şeye gitmiyordu. Tamam. Ya.
Adını sen söyle. Kantara gitmiyor diye bilir kişi gelsin. Burada rapor tutsun abi. Kantara gitmiyor diye. Araba gitmiyor. Hayır, bu bilir kişi dediğim adam. Servis. Abi, ya yok, bir servis gelsin bak. Çağırırsan çağır. Ne yapıyorsun? Yap. Yok, ben sana söylüyorum. Sen de bittiğin için. Sen daha bittiğin için. Sen çok daha iyi. Sen başımda ilk defa geldi.